Değerli izleyicilerimiz merhaba. Bugün Yayın Evimizin yazarlarından, bizden iki kitap yayınlayan Nur Efşan Zeren'le birlikteyiz. Nur Efşan Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Ali isimli kitaplarını yayınladı Nur Efşan Hanım bizden. 1 ve 2 olarak öykü kitapları. Nur Efşan Hanım sizi biraz tanıyalım. Hem YouTube kanalımızın izleyicileri de tanısınlar. Biz sizi tanıyoruz ama evet. Onlar da tanısın. Evet, Uğur Bey'in de dediği gibi ikinci kitabımı da gene beraber çıkarttık. Oldukça gururluyum. 70 yaşında hayatım çok dolu dolu geçti. Anca zaman buldum ve 70 yaşımda kağıdı kalemi elime alıp, üstelik bir de eğitim aldım ve nasıl yazılacağını öğrendim. Altyapım var ama öyküleri nasıl inşa edeceğimi bilmiyordum. Yaratıcı yazarlık eğitimi aldınız. Evet. Nereden evet. aldın zaten? Barış Manço Kültür Merkezi'nde aldım. Hı-hı. Kadıköy'de. Çok güzel. Çok memnun kaldım. Hasta da olsam, hava şartlarım bana uymasa da her hafta muntazam gittim. Dinledim, öğrendim. Bayağı evimde dersimi çalıştım. Yaptım, bozdum, cümleleri kuramadım. Kuralların dışına çıkmışım. Kendi kendime tekrar tekrar çalıştım. Gece gündüz. Uykularıma girdi. Bir gün hiç unutmam. Bir öykümün içinde sen ağlama çocuk, bırak yapraklar ağlasın diyorum. Bir sonbaharla ilgili bir yazımda uyumuşum. Aynen şu şekilde kalktım. Yapraklar ağlar mı? Ağlar. Yine uykuya geçtim. Çünkü nasıl ağlar yaprak? Difenbahya diye bir ağaç var, onu hatırladım. O evet. yeni yaprak çıkartırken eğilir, kalkar ve özümleme yapar. Ağlar. Tabiatta da yağmur yaprağa düşer, yapraktan ağlar. Tabii, tabii. Yani çocuk için diyorum ki sen ağlama, bırak yapraklar ağlasın. Bunun gibi bir dolu eğitim dönemi atölyede çalıştım. Evet, sizin o eğitim aldığınız yerden başka yazarlarımız da oldu bizim. Evet, oradan Engin Bey'e, Engin Bey, ben ilk kitabımı sizde çıkardıktan sonra Türkiye'de kitap çıkartmak çok zor. Evet, maalesef. Her yayın evi her kitabı kabul etmiyor. Doğru. Pardon. Estağfurullah. Ben size geldiğim zaman hatırlarsınız, kitabımı basar mısınız dedim, basarım dediniz. Bir dosyayla geldim ama bunu bize mail edin, hay hay onu da yaparım, basar mısınız? Basarız deyince bana bir anlaşma uzattınız. Ben de onu evet. imzalayıverdim. Evet. Çünkü sizin verdiğiniz enerji, yayın evinizden aldığım enerji bu temiz kalbi, aydınlık kalbi yansıttı. Gözüm kapalı onu imzaladım ama şunu söylemiştim. Burada ne yazıyor? İşte anlaşma yazıyor. Şudur budur diye. Evet Mutat zaten şey. Yazarların büyük çoğunluğu okumadan imzaladı. İşte ama o çok doğru bir şey değil. Tabii. Ama şu var, şunu veriyorsunuz. Onda da devamını yanılmayacağım eminim. O dürüst enerjiniz var burada. Öyle tabii de hani o zaman şans olmuş oluyor. Yani burası dürüst bir yer ama ben ilk kitabı dürüst için olmayan bir yerde olsanız o zaman okumadan imzaladığınız zaman bu bizim aslında en çok rahatsızlık duyduğumuz bir şey. Hani şimdi siz açınca ben de ekleyeyim. Yani hangi yayın eviyle anlaşılırsa anlaşılsın mutlaka sözleşmeyi dikkatli okumak lazım. Çünkü sonrasında bir problem olduğu zaman sözleşmeye dönüp bakıp çözüyoruz. Hani biz gerçi yazarımızı koruyoruz sözleşmede ama hani kötü niyetli... Ben onları şifayla evet. sormuştum evet, size evet. ama doğru, bunu okumamız lazım. Doğru, okumak bir de lazım. Şu var, ben tek bir kitapla gelmedim karşınıza doğru. ya da piyasaya öyle çıkmadım. Ya da hayatımın bu dönemine ben de bir kitap çıkarıvereyim demedim. Birinci kitabımı çıkarttım da ikinci hazırdı, ikinciyi Hı-hı. de koşarak getirdim. Şimdi bir tane daha yazıyorsunuz. Bir tane daha yazıyorum. Üçüncü aşağı yukarı hazır. Çok dikkatlice bilgisayara dökme zamanım. Hı-hı. Ama onun için bunlar kadar acele etmiyorum. O da komik olacak. Hı-hı. Bu çok duygusal. Bu çok düşündürücü. O da biraz güldürücü güzel olsun olacak. İstiyorum. Kitaplarınız adı niçin Ali? Ben evet niçin Ali? Ali benim babam. Onunla çok iyi anlaştığım insan, bütün ailem öldü, kimsem Nur için yazsınlar.
Babamın hayatta estediği, sadece babamın değil, bütün ailemin, eşimin, yuvamın, eşimin ailesinin, çevremde kim varsa, kim ne istediyse, hangi noktada dara düştülerse karşılarında oldum. Özellikle babamın hayatta yapamadıklarında dört çocuğundan ben devredeydim. Bunlar bu ev işi, ev idaresi gibi değil, dışarıdaki mücadeleler. Bu mücadeleler benim 32 senelik kuvvetli yaşantım, iş hayatım, idareciliğimin bana getirdiği beceri olsa gerek. Onun istediği her şeyi yaptım. Bir ara, o da benim gibi çocukları çok seviyor. Bir şeyler yazar mıyım acaba? Çünkü yazdığımı da biliyor. Yazıp bir kenara atıyorum ya da oturduğum yerde çok okuyorum. Yazar mıyım gibi de bir sohbetimizin içinde oldu. Ben onu gönlüme koymuştum ama bu babamın ömrü yetmedi. Dolayısıyla onun anısına diye Ali adını kullandım. İlk kitabımın başında babam Ali Zeren anısına diye vardır. Ancak mekanı cennet olsun hepimizin, bu ikinci kitabım, birinci kitabım ve gelecek olan kitaplarım inşallah bütün bunların gelirini, ben Darüşşafakalıyım, evet. Daçkalı değilim, Darüşşafakalıyım. Darüşşafaka'nın rezidansında oturuyorum. Ve bizim adımız üye, yani biz Darüşşafaka'da okuyan çocuklara'nın bağışçısıyız. Evet. Onlar biz gibilerin bağışıyla okuyorlar. Doğru. En büyük saadet. Çorbada bir tuzum olabilir mi? Tabii ki olsun. İşte bütün herkesimin ve sizler için de ne kazandıysam ben de Darüşşafaka'nın muhasebesine Ali Öykü 1 kitap satışı, Ali Öykü 2 kitap satışı diye parayı gönderiyorum. Evet. Çok da mutluyum. Burada da bir imza gününüz oldu. O da çok kalabalıktı. Onlar şey, evet teşekkür yani, ederim. Çevreniz sizi seviyor. Evet teşekkür ediyorum. Size de zaten gönlüm vardı. Küçük yerden büyük yere gelişiniz çok takdiri şayan. Burası çok iyi oldu, güzel evet. oldu. Tam yeri oldu. Evet, evet. Tabii ki uzaktan baktığım zaman kolay mı? İş hayatını bildiğim için çok zor. Tabii, tabii. Bir şeyi dediğim gibi bir şeye heveslenip temel yapılıyor. Ama nasıl inşa edilecek? Biraz sabır, fazlaca çalışma, iyi niyet, dostlar el birliğiyle. Buradaki yaptığım imza günüm dışarıdaki arkadaşlarımı davet etti. Evet ama oldukça kalabalık bir kitleydi. Bizim için de şaşırtıcı olmuş. İyi oldu. Çünkü genelde yani tabii çok yazarımız imza günü yapıyor ama öyle çok çok yoğun kalabalıklar az zaman. İyi oldu. Bizim için de keyifli oluyor tabii. Ben de sevindim. Şimdi rezidansımda bir imza günü yaptım. Yakacık'ta yaptım. Oradaki arkadaşlarıma yaptım bunları. Bir de gelemeyenlere bendeki kitapları alıp büroya götürdüm. Bu hem satış gelirleri hem imza gününün gelirleri bunların tamamını siz Darüşşafaka'ya bağışlıyorsunuz. Hepsini. Şimdi sizden ne kazandım? affedersiniz. Estağfurullah. Şeyden ne kazandım? Rezidanstan ne kazandım? Arkadaşlarıma gittim, günler yapın dedim. Konu komşu çağırttırdım. Onlardan elden sattım. Kimi işte acaba mı diye hediye verdim. Kimi 10 lira dedi, kimi ikisini aldı 50 lira verdi, kimi bir tanesini 50 lira verdi. Amin. Allah razı olsun. Amin. Bunların hiçbirisi, bir kişi dedi ki ben Darüşşafaka için çok bağışta bulundum, yapmak istemiyorum. Sen istersen olur o zaman dedim. Bir tek 35 lira ben onunla da gittim, birilerine bir şey ikram ettim. O istemedi yani. Benim paramı bağışlamayın diyor, öyle mi? Anladım. Onun dışında ne para geldiyse evet. hepsini Darüşşafakalı çocuklarımın hesabına gönderdim. Çok güzel. Bundan da olağanüstü mutluyum. Hem nalına hem mıhına dediğimiz gibi hem benim ölmüşlerim mutlu oldular onların adı. Hem kimin parası bana geldiyse onların ayrına. Amin amin. Sizin de Allah yolunuz açık etsin, güleminde çalışın. Sosyal medyada görüyorum, her hafta
2-3 kitabınız çıkıyor, gurur duyuyorum. Çok sağ olun. Yayıncılık zor bir iş. Yani çok zor. Sizden geldiğiniz, evet, siz satış oluyor mu? Olmuyor. Evet. Olmuyor. Maalesef. Şeyde bakıyorum, billboardlar, şeyde, tren, metroda kitap satışı. Okumuyor ki insanlar. Evet, evet. Ama okumak için nasıl zorlamak lazım? Benim kitabım okunuyor. Çok da düşündürüyor. Evet. Çok kritik alıyorum ama şu geliyor, şundan çok mutluyum. Okumasını anlayarak bilen iyi okur, devamı nerede bunun diyor. Ve şunda da eminim, beni tanıyan söylüyor, kitapta yazmamışım, anlatıyorsun, konuşuyorsun. Ben bunu yakalamışım, okurumu düşündürmüşüm, eğlendirmişim, fırlatıp attırmamışım, cep kitabı yaptırmışım, başucu kitabı yaptırmışım. Devamını bekliyorlar, ben mutluyum. Demek ki aldığım eğitim, öğrendim, arkadaşlarıma da yol açtım. O zahmetlerim, o yorgunluklarımın karşılığını görüyorum. Çok tatlı. Ben ruhsal doyuyorum. Ne kadar kazanırsam bereketi içinde olsun, muhasebemiz ya da banka havalesi gönderiyorum. Amacım o. Çünkü dediğim gibi hem hayrım hepimizi, hem de çocuklar bağışla okuyorlar. Evet. Yeni yazdığınız kitap yine öykü kitabı mı olacak? Yeni üçüncü kitabımda Ali kitabım 3 seri, Ali Öykü 1, Ali Öykü 2, Ali Öykü 3 parantez gezi. Ben bu arada biraz her sene bir yurt dışı, kendi bir yakınım var, turizm, çıkıyorum. Anlayarak, bilerek gidiyorum, öyle bakıp da dönen insan değilim. Bu defa Ali geziyi anlatacağım. Ali'ye 9 yaşında yaramaz bir çocuk yapıyorum. O çocuk nasıl komiklikler görüyorsa, komik, güldürücü şekilde tarihi, sosyalliğini, coğrafyasını anlatacak. Nepal'deydim, meşhur yerdeyim. Stupa'ya çıkıyoruz yukarı, elimde de pet şişem var. Birisi aşağı çekiyor şişeyi. Ben çekiyorum, arkadaşlar şaka yapıyorlar zannediyorum. Sonra bir daha çektim, bir daha baktım ki maymun şişemi çekiyor. Tabii ki ürktüm. Bir kenara gittim, elinden aldı kaçtı. Ama sevmek bile istedim. Fakat binlercesi beni parçalayabilirdi, ailesi. Maymunun, ve bıraktım gittim. Şimdi bu benim basit anlattığım bir cümle ama Ali buradan küçük bir çocuk nasıl korktu? O da hayvan seviyor. O hayvanı sevmek istedi ama eli ayağı titredi, gitti orada bir arzu harcının arkasına saklandı, ooo dedi falan. Yani burada bir komik espriler katarak anıları bu şekilde yazmaya çalışıyorum. O daha zor olacak çünkü... Kendi gezdiğiniz ülkelerden. Evet, onu Ali anlatacak. Tarihten bahsedecek. Evet. Sosyalden bahsedecek, yaşamdan. İnşallah onu da tamamladığım zaman yine flaşımla gelirim, üçüncüye geldim derim. Biraz daha zaman var. Ondan sonra ne yaparım bilmiyorum. Çünkü 3 seriyi bitireceğim. Roman mı yazarım? Öykü çok güzel. Öyküler. Bu öykülerden herhangi birini açsam, içine daha başka olaylar koysam, işte roman. Tabii. Ama okuyucumu yormak istemiyorum. Öykü yazmak hoşuma gitti. Şiirlerim de var. Şiirlerime fazla dalmak istemiyorum. Çünkü o duygusal yapımı çok derinlere indirecek. İstemedim. Belki öyküye devam ederim ama adı başka olabilir ya da bilmiyorum. Bu 3 seriyi tamamlayayım. Sizin desteklerinizle güvenerek, içime sinerek inşallah yaparım onu da. Siz neler okuyorsunuz Nur Efşin Hanım? Benim bu arada başucumda bir yarım kalmış, hiç okumamıştım. Osho var. Osho'yu öyle böyle buralarda okuyordum ama nedir o? Yani Mesnevi daha çok ilgimi çekti. Bir felsefe. Yeni bitirdiğim kitap Biz Türkler Nasıl Yaşarız? Psikoloji ağırlıklı, psikolojik kitap. Filiz bir psikolog. Bektaş Zuhay Acar Bektaş, hocanın talebesi ve yardımcısı ve imiş. Ondan çok feyiz almış belli ki.
o genel bilgilerini toparlayıp çok hoş bir kitap yazmış. Biz Türkler hakikaten elmayı havaya atarız, Allah kerim deriz. Doğru. Böyle işte gülerek okudum. Avrupalı'nın bir düellosu vardır. Bizim mahalle kavgası. Yürüyün hadi falan deriz. Evet. Yok sen benim kızıma yan baktın, niye baktın? Sille tokattır, savaşlarımızdır. Hakikaten Türk ırkı, Orta Asya'dan gelmişiz. Durağan mıyız, savaşçı mıyız? Niçin savaşmış Türkler? Ya yeni topraklar edinmek için savaşmış ya da toprağını vermemek için savaşmış. Bu sefer okur da şunu düşünüyor. Ben savaşçı mıyım, durağan mıyım? Ben savaşçıyım. Ben hareketliyim. Irkımdan mı? Hayır. Çünkü üç kız kardeş kaldık hayatta. Ortancamız çok ağır kanlıdır. Büyük de ben savaşçı. Bitirdim. Şimdi elimde o var. O bitti. O şov var. Başucumda. Sana gül bahçesi vaat etmediğim eski bir kitabım vardı. O vermiştim. O geldi. Oradaki bazı yerleri okumam lazım. Pek çok yarım kalan kitabım da var. Okumadan olmuyor. Olamaz. Hem besleniyoruz, hem hayatı görüyorum, hem kendimi güncelliyorum. Aşıyorum. Hepsi oldu. Nuri Efşen'im teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne kadar kitabınızı da yaparız artık. Evet, sıra o heyecanla ikinci kitabımı size nasıl geldim hatırlıyor musunuz? Tabii. Coşarak geldim böyle şurada. Kuloşumu da getirdim dedim, yaptım falan. İnşallah Allah kısmet etsin. Onu da yapayım. Bu arada yine dergilerimizde öykülerimi yazıyorum. Kısa kısalar yazıyorum. Epey durmuyorum. Ama benim için tabii ki ben bilgisayar çağına yetişmedim. Bilgisayarı sonra öğrendim ve çok da ilerideyim. Ama bilemediklerim var. Bozduklarım var. Arıyorum, kaybettim, bulamıyorum. Sizin gibi böyle oturup da yapamıyorum ama her gün çalışıyorum. Umarım üçüncü kitabımı da alnımın akınına beğenilir şekilde çıkarırım el birliğiyle. Ben de sizin dostluğunuza, saygınıza, yardımlarınıza teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kendi yayın evim diye geliyorum. Kendi dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım diye geliyorum. Hiçbir şeyde sıkılmıyorum. Olursa oluyor, olmazsa oluyor, oluyor diye. Biz de sizi zaten ablamız, annemiz gibi sağ görüyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Dediğiniz gibi bir aile. Bir aile. İşte bakın, bu imajı verdikten sonra insan buraya gözü kapalı geliyor. Onun için şu şurası bozulmadıkça, evet yani oku imzalı anlaşmayı ama yani Tijen almış, onun kitapları da çıkacak sizden. Evet Tijen. Arkadaşlarımız o da var, geliyor. Evet gönderiyorum. Daha kimlere söylüyorum da şu cesareti gösteremiyorlar. Onları karşıma alıp biraz böyle mücadele ediyorum. Yüreklendirmek lazım. Benim kitabım beğenilir mi? Beğenilir. Ama bir şey yapmak lazım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Keyifli sohbet için. Güzel oldu.